Merhabalar, ben Kötes Köte ve Kasa'nın 34. bölümüne hoş geldiniz. Ve Darso Kasa değil, Kasa Efsun'un ve bölüm arası yaptığım şeyler. Petrol sistemini yeniden döşedim. Fakat şöyle bir olay var. Burada normal fuel'da depolanıyor. Ayrıca şuradaki advanced distillery'ler sadece fuel üretirken bu taraftaki advanced distillery'ler glycerin üretiyor. Ve bunlar da advanced yapıldı. Aslında bu basic hala. Çünkü basic gayet iş görüyor. Diğer bir taraftan ve bunlara muffler koymamız şart. Workshop'ımı buraya taşımaya başladım. Henüz yakıt kısmını halletmedim. Yakıtı üstten mi balsam alttan mı onu düşünüyorum. Orada bazı workshop aletlerim hala inventory'mde. Ve yaptığım iki önemli değişiklik daha var. Birincisi bu. Gördüğünüz gibi nitro dizelimi buradan taşıyorum. Onu da şu arkadaş taşıyor. Gördüğünüz gibi şuradan nitro dizel deposunu oraya taşıyorum. Bunun yanı sıra başka göstereceğim bir şey yok burada. Şuradan workshop'umun neredeyse tamamını taşımış durumdayım. Ayrıca Mesurator yapımına üşendim. O yüzden Mesurator'larım sonraki bölüme kalacak. Şurada oilimiz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle pipelarla taşınıyor. Böyle bir oil dünyası yarattım. Size sembollerini göstereceğim birazdan. Hemen bakalım. Oil World. Sembollerine bakalım sırasıyla. Oil Desert Field, a Desert Oil Field, Single Biome Distribution, Flat World. Bu Desert Oil Fields, yani oil dolu bir çöl biyomu. Tek biyom. Düz dünya. Zero Light Zenith North Normal Sun. Yani kımıldamayan öğlen pozisyonunda kuzeyden gelen normal güneş, normal ay, normal yıldızlar. Bunlar rastgele olsun. Geri kalan özelliği. Boundless Sky. Gökyüzü sınırı var ya, şu üst kısım ve alt kısım arasındaki. Onun olmamasını sağlıyor. Yağmur falan yok. Clear Modifiers. Pek işe yaramıyor gerçi Clear Modifiers ama olsun. Clear Modifiers normalde başka bir modifier gelmesini engelliyor. Fakat bu arkadaşla pek işe yaramıyormuş bir durum var. Ayrıca siz ikiniz gelin. Nasıl siz ikinize gerek yok? Evet, kartım da geldi. O tank boşalacak. Neyse. Benim şimdi alacağım şey... bunlar. Ve bir yandan mesaj yağıyor. Ardından bana başka ne lazım? Bir adet wooden pipe. Ve bir adet daha. Sen. Tabii şu an fırınlarım olmadığı için. Şunu atalım. Kırpat, selamlar. Evet, seni alalım. Kaktüsle elde etmek istemiyorum, o yüzden yakında arıcılığa bayağı bir girişeceğim. Arı evini kurmaya başlayacağım yakında. Evet. Ve benim bir adet wooden pipe'a da ihtiyacım vardı değil mi? Evet, lazım. Alttan mı geçirelim seni, üstten mi geçirelim? Karar vermesi zor bir nokta.
Şimdi şunları bir kaldıralım. Alttan geçireceğim. Tabi önce benim biraz stone'a ihtiyacım var çünkü quarry stone'ları kaybetmek istemiyorum. Cobblestone'lar ise sudan ucuz. Evet. Gübül stone'lar gelin. Ya benim ciddi anlamda muffler'a ihtiyacım var. Aslında aklıma daha iyi bir fikir geldi. De inventory cable'ım var mı yeterince? Bu sorun. Neyse şurayı bir çalıştıralım da gerisine bakarız birazdan. O zaman alttan mı üstten mi onu düşünüyorum şu an. Üstten. O zaman inventory cable'larımızı alalım. Şu an sizle beraber ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Inventory cable. Gerçi zaten inventory cable'ların... Buradaki cable'ları da kaldıracağım. Ha örümcekçik, ha. Tamam, Spider-Man'i severim de bu oyundaki örümcekleri sevmiyorum. Arada büyük fark var. Orada bir fark var uzakta. Ve yapmam gereken en önemli şeyi daha unuttum. Ama neyse. Şuradan şöyle getirelim. Hayır öyle değil. Şöyle gel. Tamamdır. Buraya da bir şimdilik wooden engine yerleştireceğim. Wooden engine'lerim duruyordu. Sonra redstone engine. Redstone engine'lerim tam burada. İki tane koysam. Neyse şimdilik bir tanesiyle bir çalıştıralım. Yetmezse ikinciyi koyarım. Evet. Şimdi gel bakalım sevgili wooden engine'imiz. Yanlış yerleştin. Evet. Yani gayet güzel fazlasıyla. Böyle bir süre biraz boşalacak. Bayağı hızlı bir biçimde ve benim cidden muffler'a ihtiyacım var. Yani benim kulağımı rahatsız etti. Oyunun sesi. Bakalım şuradaki mufflerlarım 4 tane var. En azından bir 4 tanesini susturalım. Tamam. 4 tanesi sustu en azından. Şuraya bir de tank yerleştirmemiz gerekecek. Kontrolü de şuraya koyayım. Ben kontrolü buraya güzel gider. Hadi bakalım.
ki sen neden düştün? Teşekkürler. Controller. Teşekkürler. Tank lazımdı. Şu pipe'a atalım. Tank alalım. Tekrardan teşekkürler ve ben bugün bolca teşekkür ediyorum. Ve gene telefonum ısrarla dıt dıt diyor. İşin daha da acıklı yanı ben çekimde değilken susuyor. Yani inadına sadece çekimdeyken bu telefon çalıyor. Evet. Emin olalım doğru yöne kovduklarından tamamdır. Ardından burası geliyor tabii ki de. Inventory cable. Evet. Bu arada ciddi anlamda aslında intihara meyilli gibi bir şeyim burada. Düşünürsek. Advanced Desire Generator. Sen buraya. Basic Desire Generator. Sen buraya. Ve yönlerinizi. Emin olalım. Tamamdır. Süper. Ve ardından yapmamız gereken tek şey trigger create acute input tanks tabii ki de tank dur target down sen blacklist olarak gir acute input tanklar dizel jeneratörler target başına gerçekleştir down whitelist nitro dizel ve bir kova tamamdır evet ve artık hepsinde gayet bir kova dizel var. Önce şunları tam olarak şarj edecek. Evet gördüğünüz gibi. Voilà. Workshop'umuz artık hazır. Workshop'umuz tekrardan hazır. Tam tıkır tıkır. Ama benim chest'e ihtiyacım var. Evet o zaman ne yapalım? Chest'imizi alalım. İlk olarak kullanmadığımız bazı aa bu arada size göstermeyi unuttuğum bir detay var. Onu hemen göstermem lazım. Bu arada şuranın duvarlarını yaptım gördüğünüz gibi. Burası bitmedi henüz. Fakat burası maden işleme odam. Şurada bir set macerator var. Üstten bağladım bunları. Altı bu arada full inventory cable. Burası da bir set. Başka bir set macerator. Burası centrifuge, bir set. Burası ise bir set electric furnace. Şu kenardakiler ise ore washing plantler ancak bunlar çok fazla enerji kullandığı için bunların her birine bir tane generator yerleştirdim. Çünkü ore washing plantler cidden enerji kullanıyor. Evet, bu şekilde bir düzen. Dediğim gibi her şeyi ayrı odalara yapacağım. Bu kısım sadece workshop'um. Ve temel şeyler. ME network'tür, depolardır, şudur budur. Mesela depolar.
Yakıt deposu. Burası direkt yakıt depomuz hani. Fuel. Nitro dizel. Oil. Oil bir süre sonra boş boş duracak. Şurayı bir ara güçlendireceğim bu arada. Yani bu duvar dolu olacak, bir de bu duvar dolu olacak. Ama henüz o kadar malzemem yok. Daha doğrusu o kadar şey craft edecek sabrım yok şu an. Onu bir ara craft edeceğim. Grid'deki'nin en büyük sıkıntısını biliyorsunuz. Bir şeyleri craft etmek. Craft, craft, craft. Gülü seven dikenine kaplanıyor. Evet. Şimdi almamız gereken şeyler. Seni atacağız. Seninle işimiz yok. Seninle de işimiz yok. Sizle de işimiz yok. Crafting table'ı bir yere koyarım. Ve ben neden bu kadar hızlı konuşmaya başladım? Griftik'in ranchlerini cidden seviyorum. Müzik güzeldi. Neden bozdun? Extruder. Gel bakalım. Tamamdır, teşekkürler. Extruder'ımızı yerleştirdik. Senin lensini yerleştireyim. Bunun lenslerini de bir yere şuraya falan yerleştiririm artık. Hatta dur. Aklıma daha iyisi geldi. Neden ben direkt lensleri ve direkt ikisini de buraya yerleştirmiyorum? Bence gayet mantıklı. Bir tane daha chest'i şuraya koyarım. Buraya da lensler girer. Sevdim bu fikri, evet. Şimdi yapmamız gereken diğer bir şey. Evet, yapmamız gereken diğer bir şey ne? Benim oyunu yeniden başlatmam olacak. Çünkü nedense oyun bir anda fazla RAM kullanmaya başladı. Saatlerde açık olmasından ötürü olabilir. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve şunları elime aldım çünkü şu arkadaşı kıracağım. Basic Assembling Machine. Bunu yapmamın sebebi Polarizer'da koymuşum, onu koymayı unutmuşum öncesinde. Aslında düşünürsek Polarizer buraya daha iyi gider. Assembling Machine'in sebebi muffler yapacağım biraz. 3. Depoyu da buraya taşımak gerekecek. Siz gelin. Wood pulplarımız. Evet, şimdi Plate Binding Machine burada. Burası tamamen yakıt gerektirmeyen şudur budur assembling işlemleri için. Diğer assembling işlemleri için şuraya bir oda daha kurmam lazım. Olay böyle. Peki bu odada ne olacak? Sormaktansa inşa mı etsek odayı? Ama öncesinde şuraya da bir hattımızı döşemek istiyorum. Yakıt hattımızı. Evet. Onun için o zaman tabii ki de burası dup dolu. Ağzına kadar. Basic Distiller burada. Assembling Machine. Advanced Assembling Machine, evet, sen bana lazımdın. Evet, şimdi
Ve bize inşaat malzemeleri lazım. Evet, önce inşaatımızı yapalım. Ona karar verdim. Ardından devam ederiz. Bunlar gelsin. Quarry stone'lar gelsin. Bir stack de sen gel. Evet, şuraya ikinci binamızı yapalım. Senin boyutun ne olsun? Düşünelim bir. Evet. Aynı olsun aslında. 1, 2, 13 tubu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Aynı. Bunu da aynı, birebir aynı boyda yapıyorum. Neden diye soracak olursanız yetecek gibi. Çünkü sadece chipset otomasyonları olacak bunun içinde. Geri kalan herhangi bir otomasyon olmayacak. 2, 3, 4, 5. Evet, böyle bir şey düşünüyorum işte. Az kaldı. Burayı saymadan geçiyorum. Yani burası bir dizi assembling machine ile dolu olacak sadece. Hepsi farklı tip. Tabi burada suya düşmeyecektim. Tamam. Önceden keşke bir blok yukarıda mı yapsaydım demiştim de. Yani sudan. Şimdi diyorum ki iyi ki bir blok yukarıda yapmamışım. Çünkü çok sık suya düşüp duruyorum. Çıkması işkence olurdu. Siz de katılırsınız. Bu arada hala önceki bölümde sorduğum o binayı ne yapayım sorusu tam olarak yanıtlanmadı. O yüzden o binaya şimdilik dokunmuyorum. Sadece o binayı boşaltıyorum. Bundan böyle yol geçmesin. Bu binanın herhangi bir çıkışı olmasını istemiyorum. Diğer binada çıkış olacak yanlara. Yani demiştim, bu yeni evim tamamen bina olacak. Her bir iş için ayrı bir ufak bina şeklinde. Yani çok daha büyük bir alan olacak. Fakat yani fakat ve sonrasında da Blackgrind'ler. Bazıları değişik tasarımda olacak fakat Gregtech binalarında sanırım bu tasarımdan gideceğim komple. Fakat diğer binalar tamamen bambaşka dizaynlarda olacak. Onu sanırım sadece çatısını açık bırakacağım. Yani yanlarını cam yapmayacağım. Evet. 2, 3, 4. Evet. Siz de gelin. Bu arada yakında Blood Rage'e de başlamak istiyorum fakat öncelikle teknik noktada bazı şeyleri tam olarak bitirelim. Hani ihtiyaç duyduğumuzda Gregtech'in her en azından temel şeylerini elde edelim. Applied Energy Six Network'üne de biraz daha güzel enerji üretmeye başladığımızda gireceğim. Aslında Applied Energy 6'e sanırım yakında girebiliriz. Ne kadar yakında girebiliriz bilmiyorum fakat yakında girebiliriz gibi görünüyor. Sadece güzel bir... Hatta bir bakayım.
Apple Ether Energy Sticks. Mesela bu değil, bu değil, bu değil. Ha, bu mesela. Bu 32 EU istiyor fakat bu 16. Evet, 2048 EU üretebilmemiz lazım bundan önce. Aslında bunu yapabiliyorum. Depo şeklinde olacak. Bunları zaten sadece bir kere kullanacağım. Evet, yapabilirim. Şimdi dur. Evet. O yapamam. Platinum, Ender Pearl. Buna zaten yakında işiyor olacağım. Evet, buna daha var. Var biraz. Titanyum. Evet. Biraz var. Biraz. Ama çok fazla değil. Yapacağım. Apply Energy Six'e girmek istiyorum. Hani cidden Apply Energy Six'e girmeyi istiyorum en kısa zamanda, fakat gördüğünüz gibi biraz zamanımız var Apply Energy Six için. Bu bayağı kapkaranlık bir fabrika olacak. O yüzden sadece tepesi açık. Tepesinde cam olacak. Onun için de biraz quartz dust'a ihtiyacım olacak. Ve quartz dust'ım var. Evet, var. Benim bir ara güzel bir quartz toplamam lazım tabii. Ve şu an sadece gevezelik yapıyorum. Çünkü başka bir şey yapacak odağım yok. Bu gevezelikleri de lazım. Evet, gördüğünüz gibi Apply Termizisk'e girmemize daha çok var. Ama bunu mümkün olduğunca kısaltmak istiyorum. Çünkü büyük bir eve geçtik ve büyük bir ev demek büyük bir AE network demek. Evet. Tamamen kenarları doldurdum. Bunu da aynen öyle yapacağım. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Arada bu dünyada yağmur yağıyor sözde. Fakat dediğim gibi o sözde sadece görünüş olarak yağmur yağdığını zannediyor. Aslında yağmıyor. Bu dünyada zaten yağmur yağmaması lazım. O Mistcraft'ın bir bug'ıymış. Öğrendim onu. Hani pek çok kişi de oluyormuş. Evet, ve yolumuzu da tamamladık. Siz neden çalışmıyorsunuz? Çünkü oil yok. Doğru. Oil gelecek. Fuel'lar burada. Bakalım bu tarafta durumlar ne, nasıl? Bu neden oluyor? Cidden soruyorum, bu neden oluyor? Neyse. Ben bir sonraki bölüm şu zımbırtılarımı tam olarak yapacağım. Ondan sonra sanırım direkt arıcılığa girişebilirim bir. Evet, arıcılığa girişeyim ben. Ondan sonra önce quartz glass'larımızı yapalım biraz. Quartz dust. Nedir quartz dust? Nedir quartz dust'lar? Daha kolay. Şimdi quartz dust. Teşekkürler. Sürekli yanlış chestleri açıp duruyorum. Evet, Nether Quartz tasarım da tamam. Red Granite. Kabaca bu bina benim circuit yapım binam olacak. Şuradan fazladan böyle koymaktan nefret ediyorum. Evet.
Ve benim gene bir ara güzelce Black Ring toplamam gerekecek. Tabii şu Wand of Equal Traits. Onu yaparken bayağı işime yarıyor. Cobblestone'la değiştiriyorum. En azından yüzeydekileri toplayabiliyorum bu sayede. Yani hızlı elde etmek için mantıklı bir yöntem aslında. Fakat uzun vadede pek hoş sonuçlar olmuyor düşünürsek. Ve Nether'a gidip Quartz'ı toplamam lazım. Evet. Nether'a gidip Quartz'ı toplamak lazım. Bu arada ben Peaceful'a mı düştüm? Hayır. Neden açlığım düşmüyor? Fazla ilginç. Orada bir yandan oil dünyama da bakmak istiyorum. Orada son durumlar nasıl? Yatağı ne kadar sömürdük? Tamam, daha çok var. Ve gene aşağıya düştüm. Buralara bir yer verir. Tümsek koymuştum. Ha, burada. Tamamdır. Şu arkadaşımız da doluyor. Bu gene immediate'ı atalı. Bu bittiğinde bu sayede karşı tarafa gidecek. Bunların sistemini söylemiş miydim bilmiyorum. Şunlar control trackler. İşaretli olan yöne doğru gitmeye zorluyor. Ve hani kendisi aynı zamanda bir booster track olarak çalışıyor ve redstone sinyali istemiyorlar. Geri kalanı zaten bildiğiniz şeyler tamamen. Ve iki tane kart eş zamanlı olarak bunları dolduruyor. Evet, bu arada bir F7'ye basacağım. Gördüğünüz gibi her şey gündüzken mob spam olmuyor şeklinde. Bunun sebebi de bunun benim için önemli olan kısmı zaten her yer gündüz. Ve o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.